Bir. Bu neye benzer biliyor musunuz diyor. Bir gazete haberinde ne sözü ki? Adem abi. Mekke'ye mükerrede şiddetli kar fırtınasından arabalar yollarda kaldı. Buz tuttu. Ver, bunları ver. Büyük sahra. Hepsini ver. Nasıl acayip bir laf kılıcı böyle, Allah Allah. Onun gibi kainat erkanı, yani doğuşmuş kainatın başta semavar, arz, nebakat, hayvanat, insanlar, bütün bunların hücreler, zerreler, kuşlar, balıklar, kainat halinin varlığına mahtanın şahadetleri aynı o da bu kadar harika durmuş. Önce özür diye yani. Olmasaydı. Şunu ver geriye, şunu ver geriye. Benim şeyde kalmış gözlüğüm var. Benim bir sen gözlüğü kurabilirim. Gözlük gibi. Yok bu. Başlayın. Geliyoruz. Kitap almayan var mı? Şimdi, tam şunların gözlüğü geldi. Kendi gözlüğüymüş. Tamam. Bir tane bana bir tane ver. Bir tane. Geçen nereye gelmişler? Tamam. Tamam. Tam başlar. O insan kim o şey yaşlı? Reis Bey değil değil mi? Değil abi. Değil. Fatih değil, değil abi. Değil abi. Baştan dönüş. Erkek bırak. Ayetin oradan mı? Buyur. Ayetin oradan mı? Baş, en başta. Tamam. Yoktu mu biraz semavatı? Yok. Ama sen yok zaten. Şu anlarda sayfa 89. Ayet-i Kübra'larda 21. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhammed Said, bana yukarıya 5-10 dakika gittim. Sen sana. Şey. Ayet-i Kübra. Bir hafta buraya bak. Orada şeyde var ha. Yukarıda misafir odası. Orada demin kaldıkları yerdeki şeyde var. Şeyde. Mekanın var. Uygun ama sen söylesin. Tamam. Onu getir yürü. Ayetül Kübra, kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Tüsebbihu lehu s-semâvâtu s-seb'u vel ardu ve men fîhin ve in min şeyin illâ yusebbihu bihamdihi velâkin lâ tefkahûne tesbihahum innehu kâne halîmen gafûrâ. Bu ikinci makam, bu ayet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber kayyedilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder. Şöyle ki, bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye, bu kainat halıkını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği en parlak bir sayfa-i tevhid olan semavatı. Demek semavat bir sayfaymış. Ne oluyor? Ya, en parlak bir sayfa tevhid. Tevhid sayfası, Allah'ı bildiren bir sayfa. Demek ki sen bir zaman için kainat bir kitap, semavat ondan bir sayfa, arz bir sayfa, denizler bir sayfa. Bizim sayfalar gibi. Evet, buyurun. Her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği en parlak bir sayfayı tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet,
Bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet sanatkârâne bir teşhirgâh ve gayet haşmetkârâne bir ordugâh ve talimgâh ve gayet hayretkârâne ve şevk engizâne bir seyrengâh ve temâşâgâh ve gayet manidârâne ve hikmetperverâne bir mütalâgâh olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebîrin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yıldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. O da bakar görür ki bir kısmı arzımızdan 1000 defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli 100 binler ecram-ı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkalhat çabuk ve beraber gezdiren, yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikki fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvette taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevrayla gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat halıkının vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bir müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallah الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجودي في وحدتي السماوات بجميع ما فيها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والتدبير والتدوير والتنظيم والتنظيف والتوظيف الواسعة المكملة بالمشاهدة عدن المشتر sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cevvi sema denilen ve mahşeri acayip olan feza gürültüyle konuşarak bağırıyor. Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir, onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Müdhiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler, görür ki zemin ile asuban ortasında muallakta durdurulan bulut gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine ab-ı hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder. Kardeş burada var ya mesela, ki bu dedi ki şimdi, hakimane ve rahimane bir tarzda. Açıyor yani, ne diyor? Bak, zemin bahçesi suluyor, ahaliye ab-ı hayat getiriyor. Böyle ki öyle diyor, ihtiyacı yaşıyor. Şefkat ve merhamet yani var ya, ne diyorum mesela, rahimane, bir de hakimane yani gayet münasip tarzı yani, hikmetli bir şey, abes değil, ihtiyar değil, yani o mana, bunlar esma-i ilahiye, fakat onun sonunda izahları var, yeniden zeminle. Zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakimane ve rahimane bir tarzda,
zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine ab-ı hayat getirir ve harareti, yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir. Bütün eczalar istirahata çekilir. Hiçbir eseri görülmez. Sonra yağmur başını arş emrine aldığı anda bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar, görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuurkârâne ve alîmâne ve hayatperverâne istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor, görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeğe bakar ve radı gök gürültüsünü dinler, görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki atılmış pamuk gibi bu camit şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acip imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mahu ve isbat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsan perver ve gayet keremkar ve rububiyet perver bir hakimi müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der, bu camit hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız, fırtınalı, dağdağlı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüz binler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedaha ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi. Hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani dinler, itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına
ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyr-ü seyahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa tesis telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvellidül humuza oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misliyken zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemali intizam ile bir deste hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ayetinin tasrihiyle, rüzgarın tasrifiyle, hadsiz Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların tasghiriyle, hadsiz Rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibül vücud ve kadiri külli şey ve alemi külli şey bir Rabbi Zülcelali vel İkramdır der, hükmeder. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince Rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki fırtınalar içinde çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camid ve şuursuz müvellidül ma ve müvellidül humuza hidrojen oksijen gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiye rahmetinde yapılıyor. Ve nüzul ile وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهْ ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra Rad'ı dinler ve Berk'e şimşeye bakar görür ki bu iki hadise-i acibe-i cevviye tam tamına وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet, hiçten birden harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi uğruyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu bu cevde bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-ı cevviye tedbirden terekküp eden bir hakikatın yüksek ve aşika şehadetini işitir. Âmentu billah der. Birinci makamın ikinci mertebesinde لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده الجو بجميع ما فيه بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والتصريف والتنزيل والتدبير الواسعة المكملة بالمشاهدة فقرس بيولجنون
cevve dair mezkur müşahedatını ifade eder. Kardeşler, acıda bir hatıra. Duygun Barla'da o müdürün evinde orada oturuyoruz. Akşam yas arası üstadımız tabi evlat okuyor. Sonra çağırıp ben gittim. Gelenle beraber gelin dedi. Biz oradan geldik. Şimdi geldik. Size de acıda ayakını okudun dedi. Okudun üstadımız. Ayaktayız. Kalmış şeylere. Ayet-ül Kübra'da asırlarda gezen ve kainat tabakalarını teftiş eden o seyyah alem, o cevval muhkimdir biliyor musunuz? Ayet-ül Kübra'da asırlarda gezen ve kainat tabakalarını teftiş eden o seyyah alem, seyyah alem, o cevval ruh kim biliyor musunuz? Ebu Sal biliyoruz. Sizden de sensin dedi. Hadi gidin dedi. Ben bu hatırayı çok zaman böyle laklettim. Bir hadis ustamızdan güzel bir hatıra. Belki bir yerde yoksa bu yerde bu. Kimse bunu demiş ki, biz bu zamanda ne lazımsa yazılmış demişti. Bak dedim, bu dedi bize söylemiş bir hatıra. Ben bu nakledim seni. Şerif tarafta naklediyor üstadat olduğu için bir yere yazılı değildi. Bir de baktım ki adı küpür şeydi bu. Üzüldü zırada var, bakıyorum. Ayet-ül Kübra Risalesi'nde dünya seyyahı Halık'ını aramak, bulmak, tanımak için bütün kainattan ve envai mevcudatından sorduğu ve 33 yol ile ve kat'i burhanlarla Halık'ını ilmel yakın ve annelik'in bildiği gibi o aynı seyyah asırlarda ve az mısamamak tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen, yorulmaz, tok olmaz, bütün dünyayı bir şehir gibi görüp, efendim anız, bütün dünyayı bir şehir gibi görüp, teftiş ederek, kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine bir aklını bindirip, geniş hayal dürbünüyle, en uzak tabakalara bakarak, hakikatleri vakide olduğu gibi görmüş, bizlere Ayet-ül Kübra'da haber vermiş. Allah. O cevval bunu istemedim. Bak yine burada bir yer daha var aşkına hakkında. Evet, Ayet-ül Kübra şuarı 33 icma-ı azimi ve külli hüccetleri mevcudatın heyd-i mecmasında gösterip her bir hüccet-i külliyede hadsiz burhanlara işaret ederek başta semavat yıldızlar kelimeleriyle arz, hayvanat ve nebatat kelamları ve cümleleriyle itkide ta kâinat heyd-i mecması müştemilat ve mevcudat, yıldız ve imkan ve teayyül hakatlarının kelimeleriyle vâci vücudun mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz katilinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar Ayet-i Kübra'ya müracaat etsin. Tabi çok harika bir şey. Kainat erkanının dilleriyle yani. Aynı Kur'an nasıl Allah haber veriyor ayetlerle. Bu da kainat ayetleriyle. Malum ya. İşte bu da kainat da bir Kur'an. Değil mi? Mücessem Kur'an-ı Rabbani. Birisi Kelamullah. Kelam sıfatından geliyor. Kainat da kudret kitabıdır. Emir, dedi, ilim, İrade, kudret, sermasın, hayırlısın, kelam. Ya, Allah şükür, Allah razı olsun. Abdülşehir burada mı ben onu? O, ne o, İbrahim Hoca var, İbrahim Talebe. Burada. Geliyor mu, gelmiyor mu? Burada. Ha, iyi ya, özel değil.
Ya şimdi nereye geldik? Arza geldik. Allah be. Hakikaten. Dünya bundan mahrum ya, bilmiyor ya. Üstlendiğini var mı biliyorsun? Tarihi olanı. Anlıyorum başına. Bak mesela Rusya'ya 90'dan sonra tırlarla indirip gelmiş. Millet birden hücum ediyor İngilizlere. Şimdi görsün Rusya'nın o şeyinde. Hey tahtan şeyler pırıl pırıl parlıyor şeyler. Öyle söyle. Kiliseler. Öyle muazzam. Hükümetten iyi yani. Millet susamışlar. Maneviyat diye. Şu komünizm şeyde kiliseye karşı ya. Ama sonra hücum ediyor ama şimdi Rus milleti gelişmiş, teknik adamlar yani, makine adamlar. Makine adam ne demek? Makine adam, ya şu şunun çivisi, bir midesi nokta, onun şey lazım, buraya şu şundan lazım, bak ha bak onu şey diyecek böyle. Onu bakayım öyle. Fikir, akıl gelişmiş yani. Her şeyin nedeni, vazife, onu şey diyor. E şimdi soruyor, sual ediyor yani. Akıl gelişmiş, akıl böyle. Bir bak bunda. Böyle şimdi. Sonra gelsin. Şu üstad buyuruyor ya, Rus da dinsiz kalamaz 950'de. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfrü mutlakı kıran. Hüccet ve deliline istinad eder. Hüccet delil. Akıl ve kalp ikna eden Kur'an'la bir musallaha ve tabi olabilir. Ölüyor. Var şimdi öyle. Milletvekilinde ne yazdı mektupta? O zaman diyor, dört milyon ehli İslam'ı kılıç çekemezdi. Öğren yani. Hani komünizmi Allah'ın din terbiyesi de yıldızmakta kalsın diye 1950'de şey vardı da. Din dersi yani 1950'de şey kaldırmadılar bizim maddeyi vardı. Komünistler de şey ağırlaştırdılar. O zaman böyle dedi yani. Şurada anlarsın, burada bak. Evet. Al şu oku şey. Al şu oku. Biraz tut. Evet, bu da. 73'te mi nerede ya? Bu sözlerin şeyini birden yapmışlar. İkinci makamda şeyi bulamıyoruz ya. Hangi sayfada yani? Kardeşim niye bozdun sesini? Onu beraber yaz ya. Ayı olsun kimdi ikinci makamayı da alır şey. Elhamdülolsun. Nerede? 72 yazdı, 73 yazdı. 73 yok ki bunda, öteki gibi bana emreden. Abi var o. Emir, o Envar'ın zaten. O Envar'ın zaten. Envar'ında mı? 70. Ha burada. Konuş şunu. Ha bunu bu derim. Demokrat dindar milletvekillerine bir hakikati ihtar. Bugünlerde hastalığım itibariyle kışın pek şiddetli hiddetine tahammül edemedim. Çok tecrübelerimle umumi bir hatanın neticesinde hava ile zemin zerzere ile ve fırtına ile gadab-ı ilahiyi haber vermek nevinden hiddet ediyorlar gibi adete muhalif bir vaziyet gösterdiler. Ben de bundan bir manevi fırtınaya alamet hissettim. Kalbime geldi ki, acaba yine İslamiyet ve hakaiki imaniye zararına bir hatayı umumi mi meydana geldi? Adetim olmadığı halde ne dünya siyasetini terk ettiğim halde bu nokta için sordum. Ne var, cerideler ne haber veriyorlar? Bana dediler ki, din propagandasını yapan dindarların serbestiyet kanunu geri kalmış. Fakat solcular hakkındaki kanunu tacil edip tasdik etmişler. Kalbime geldi ki, bu vatan ve İslamiyet'in maslahatı her şeyden evvel dindarların serbestiyeti hakkındaki kanunun hem tacil, hem tasdik ve hem de çabuk mekteplerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünkü bu tasdik ile Rusya'daki 40 milyona yakın Müslümanı
hem 400 milyon alemi İslam'ın manevi kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatana kazandırmakla beraber komünistin manevi tahribatına karşı şimdiye kadar Rus'un Amerika ve İngiliz'e karşı tecavüzünden ziyade bin senelik adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezası iken o tecavüzü durduran şüphesiz hakaiki Kur'aniye ve imaniyedir. Öyleyse bu vatanda her şeyden evvel o acip kuvvete karşı hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi bir fiil elde tutup dinsizliğin önüne kuvvetli bir seddi Zülkarneyn gibi bir seddi Kur'ani yapılması lazım ve elzemdir. Çünkü dinsizlik Rus'u şimdiye kadar yarı Çin'i ve yarı Avrupa'yı istila ettiği halde bize karşı tecavüz ettirmeyip tevkif ettiren hakaiki imaniye ve Kur'aniyedir. Yoksa Rusların tahribat nevinden manevi kuvvetlerine karşı adliyenin binden birine Yani inkar-ı ruhiyat şey olmaları öyleydi yani.